Günaydın efendim. Günaydın. İyi günler. Buyurun oturun. Yeni bir gelişme var mı? Evet efendim. Buraya bunun için geldim. Mahkeme önümüzdeki ay için gün verdi. Bunlar da resmi evraklar. İşleme konulabilmesi için kız kardeşinizin imzası gerekiyor. Ama Sanchi şu an şehirde değil. Mahkeme de önümüzdeki ay değil mi? Sanchi döner dönmez imzalatır, size iletirim. Tamam. Başka bir şey? Yok efendim, hepsi bu kadar. Alok. Bugün siz Cesar'a gideceksiniz. Dönerken Sanchi'yi getirin. Tamam. Ne oldu? Babacığım, polis soruşturması bu yasal süreç. Bana pek doğru gelmiyor. Ben pek sıcak bakmıyorum. Sanchi'nin mahkeme gitmesi gerekecek. Davacı kimliğiyle ifade verecek. Savunma avukatları onu çapraz sorguya alacaklar. Bu tip davalarda kızlara ne tür sorular sorduklarını biliyorsunuz. Bu olay yeterince onur kırıcı ve korkunçtu. Davayla birlikte durum daha da kötüleşecek. Ama Alok, hakkımızı aramalıyız değil mi? Sesimizi yükseltmeye mecburuz. Bu neyi değiştirir babacığım? Sanchi bir kere daha bu utançla yüzleşecek. Ve bu defa mahkemede herkesin önünde. Biliyorum anne. Sırf bu endişeden dolayı insanlar geri adım atıyor. Bu da suçluları yüreklendiriyor. Bir şeyi unutmayalım. Burada suç işleyen Sanchi değildi, çocuklardı. Biz niçin gerçeği konuşmaktan utanalım? Rezil olacağımız için. Sen utanmayacak mısın? Ciddi olamazsın Alok. O çocuklar utansın, biz değil. Onlar daha çocuk baba. Değişeceklerini mi sanıyorsun? Bu kafa var ya, İşte bu kafa yüzünden o gençler bu cesareti kendinde bulabiliyor. Bu toplumda her anne kızına söz dinlemeyi, ahlaklı olmayı öğretiyor. Her kadın kızını böyle yetiştirmeye çalışıyor. Göze batmanın onlar için iyi olmayacağını, hanımefendi gibi olmalarını öğütlüyor. Niçin? Maksat ne? Niçin sırf kızlarımız için bu kadar ince düşünüyoruz? Bence kızlarımıza bazı sınırlamalar getirmeden önce oğullarımıza haddlerini bilmeyi öğretmemiz gerek. Onlara genel ahlak kurallarını öğretmeli, kadınlara saygı duymaları gerektiğini anlatmalıyız. Bir şeyi iyi anlamak zorundalar. Onlar da insan. Hak ve eşitlik erkekler içindeyse kadınlar için de aynı olmalı. Onlar da bu toplumda özgürce ve istedikleri gibi yaşayabilmeli. Bu yüzden diyorum ki, ne olursa olsun Sanchi yürekli olup bu davadaki yerini almalı. Evet anne, kim ne derse desin, önce biz Sanchi'ye güvenmek ve bu suçu o çocukların işlediğine inanmak zorundayız. O bir mağdure, suçlu değil. Doğru. Sanchi bu yüzden çok acı çekti. Bu acıyı çekmesine sebep olan o gençler de hak ettikleri cezayı çekmek zorunda. Sonunda sen de beni özledin demek ha? Özledim. Ama Shivim'le konuşmak için aramadım. Jetstar'ın eski kaymakamıyla konuşmaya ihtiyacım var. Burada hala
ulaşabileceğin, yardım isteyebileceğin birileri varsa bilmek istiyorum Shiv. Elbette. Oraya elimden gelen yardımı yapmaya hazırım. Biliyorsun, ben hayat arkadaşımı Jetsar'da buldum canım. O insanlara karşı bir sorumluluğum var. Burada bir yüksek okul olması çok önemli Shiv. Ben bazı insanlarla görüştüm, bu konuyu görüştük. Anlıyorum, evet. Hala bu konuya büyük bir önem verdiğin için de seninle gurur duyuyorum. Sana söz veriyorum. Bu meseleyle ilgili elimden gelen her şeyi yapacağım. Aslına bakarsan Eğitim Bakanı'nı arayıp hemen bir randevu alacağım. Sen Jetsar'dan döner dönmez de birlikte gider görüşürüz. Ben eminim. Seni anlayacak. Jetsar'ın bu ihtiyacına gereken ehemmiyeti verecek. Teşekkür ederim Shiv. Ben sana teşekkür etmeliyim Anandi. Ne için Shiv? Karımın sırf kendini düşünen bencil eşlerden olmadığını bana hatırlattığın için. Hatta tam tersine. Sen bulunmaz birisin. Hayatını insanların iyiliğine, mutluluğuna adamışsın. Bunu ne zaman hatırlasam sadece ev işleri yapıyor olmanı içime sindiremiyorum Anandi. Öyle mi? Sen ne yapayım istersin? Jetsar halkı için nasıl canla başla çalıştığını görebiliyorum ben. Aynı şeyi Udaipur'da da yapmanı istiyorum. Eminim onların da benzer sorunları vardır. Jetsar'da olandan çok farklı olduğunu zannetmiyorum. Yapılması gereken şey belli. İki yerinde benzer insanlara ihtiyaç var. Dürüst, çalışkan ve herkesin iyiliğini isteyen insanlara. Bence sen bu iş için biçilmiş kaftansın. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Çok hayır duası almış olmalıyım Shiv. Senin gibi bir hayat arkadaşı bulduğum için. Senin az önce bahsettiğin şey benim en büyük hayalimdi. Ben ne gerekiyorsa yapmaya hazırım Shiv. Ama önce ailemin onayını almak şartıyla. İlk olarak kimlerle mücadele edeceğimi de biliyorsundur, değil mi? Nedir o? Kadınlara haksızlık eden herkesle Shiv. Onların özgürlük yoluna taş koyanlarla. Sanchi'nin başına gelenler beni gerçekten çok derinden etkiledi Shiv. Sadece onlara karşı sesimi yükseltmekten bahsetmiyorum. Kadınları kendi hakları için mücadeleye sevk edecek bir hareket başlatmak istiyorum. Biri onlar için ayağa kalkmadığı sürece bu haklara asla sahip olmayacaklar. Ayrıca... Affedersin Shiv. Kendimi duygularıma fazla kaptırdım, öyle değil mi? Seni sıkmadım ya. Hayır Anandi. Asla. Ben seni bütün gün dinleyebilirim. İnan bana, zerre sıkılmam. Bu senin büyük baba. Bu da senin baba. Tamam. Şimdi herkes tadına baksın ve bana nasıl bulduğunu söylesin. Abi, önce sen söyle. Benim sütlacım Anandi yengeninkinden daha iyi değil mi? Ne duruyorsunuz? Kimse bir şey söylemeyecek mi? Hadi ama, bir şeyi beğendiğiniz zaman güzel şeyler söylersiniz, değil mi? Söylerdik elbette. Ama bu hiçbir övgüye yer bırakmamış canım. Demek istediğin sütlaç olmamış mı? Hayır Sanchi. Aksine çok güzel olmuş.
Tahmin etmiştim. Neden biliyor musun abi? Annem bana çok özel ve gizli bir malzeme verdiği için. Onu da sütlece kattım. Oh, hayır. Jagu'nun annesi demek istedim. Anandi, ailen gerçekten çok iyi iş çıkarmış. Bizim Sanchi'ye yemek yapmayı öğretmişler. Bir gün bir damat adayı onu istemeye geldiğinde, artık göğsümüzü gere gere diyebiliriz ki bizim kızımız çok iyi sütlaç yapar. Sadece bu değil büyük baba. Dua etmeyi, tören adetlerini de öğrendim. Son duada da kandil fitilini ben hazırlamıştım. Nasıl yapacağımı babaanne gösterdi. Orada benim için yeni olan daha birçok şey öğrendim. Zamanla bunların hepsini siz de göreceksiniz. Gerçekten hepsi çok iyi insanlar. Babaanne, anne. Yani Bayan Sumitra. Bir de bana geleneksel bir kıyafet verdiler. Yeter. Gerçekten Sanchi, bu kadarı yeterli. Jetsar'dan eve döndüğünden beri başka hiçbir şey konuşmuyorsun. Bana öyle geliyor ki bu kız artık bizden biri değil, o tarafa ait olmuş. Büyük baba. Onlar bu kadar iyiyse benim bunda suçum ne? Biliyor musun? Bay Byron... Alo? Evet Payal, biraz bekle. İzninizle. Evet, Udaipur'a döndük. Yine bu konuyu açmak istemezdim Anandi. Ama bunu seninle tekrar konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yokluğumda Sanchi'nin başına gelen olay öyle kolay unutulacak türden bir şey değil. Ben bunu kabul etmiyorum. Sanchi'nin yaşamak zorunda kaldıklarının sebebi giydiği kıyafet değildi. Çünkü bu tür hadiseler her kızın başına gelebiliyor. Tamamen mazbut yiğnenlerin bile. Aslında bunun başka sebepleri de var. Çünkü biz kendimize dönüp bakmak zorundayız. Bu ailenin gelini olarak yokluğumda onunla ilgilenmek, kızıma sahip çıkmak senin görevindi. Anandi, Sanchi ile konuşup ikna etmeliydin. Okul etkinliğinde o kıyafeti giymesine izin vermemeliydin. Sanchi henüz çoktu ama sen bu olgunluğa sahipsin. Anne, onu vazgeçirmeye çalıştım. O gün Sanchi partiye gitmek için hazırlık yaparken konuşmak için odasına gittim. Akşamki partide bu kıyafetimi giyeceksin. Yapma yenge. O kadar aptal değilim, tamam mı? Elbisenin üstüne de bu eteği giyeceğim elbette. Yenge, sence nasıl görünüyorum? Eteğimin uzunluğu iyi değil mi? Çok üzgünüm tatlım. Gerçekten çok üzgünüm. Hakikati bilmeden seni böyle azarlamamam gerekirdi.
Niçin sadece seni suçlu gördüm ki ben? Lütfen. Affet beni kızım. Lütfen böyle söyleme anne. Haberi aldığında hissettiklerini anlayabiliyorum. Bunu Sanchi ile mutlaka konuşmak zorundayım. Anne, bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Sanchi bu olayı atlatmakta zaten çok zorlandı. Bunu onunla konuşacak olursam... Hayır anneanne. Bu hadiseyi unutmadan önce Sanchi bundan bir ders çıkarmak zorunda. Hatalı olduğunu ona anlatmak da annesi olarak benim görevimdir. Bunu onunla konuşmak zorundayım. Senden bir süre Cetsar'da kalmanı istediğinde beni bu kadar çabuk unutacağını hiç düşünmemiştim Anandi. Seni ne kadar çok özlediğimi hayal bile edemezsin. Onunla bir ilgisi yok Shiv. Beni ne kadar çok özlediğini iyi biliyorum aslında. Sahi mi? Nereden biliyorsun? Odanın her yerinde bıraktığın işaretler sayesinde. Yatağın üstündeki havlular, alt üst edilmiş giysi dolabı. Hepsi bana beni gerçekten ne kadar çok özlediğini söylüyor. O zaman ne diye bu kadar geç döndün? Benim orada uzun kalmak gibi bir niyetim yoktu. Bunu sana sormak lazım. Anandi, sen burada kal. Ben birkaç gün sonra gelir alırım sizi. Hatırlasana. Anandi, doğrusunu istersen Sanchi için gerçekten endişeliydim. Geçen defa olanlar ortada. Bayan Urmi'ye çok ağır bir tepki vermişti. Ve bu da benim gözümü korkuttu. Aynı tepkiyi versin istemedim. Shiv, seninle bir şey paylaşmak istiyorum canım. Sahi mi? Paylaş o zaman. Ben her zaman hazırım canım. Ben şaka yapmıyorum Shiv. Peki tamam. Dinliyorum. Shiv... Sanchi'nin Cetsar'da sergilediği davranışlar, evdeyken insanlara karşı olan tavırları biraz... İçine kapanıktı değil mi? Kimseyle konuşmuyordu. Sanchi bu işte. Biraz geç açılan biri. Kimseyle öyle kolay kaynaşamaz hemen. Bu zaman alır. Hayır Shiv. Sanchi'nin yaptığı bu değildi. Aslında orada öyle şeyler yaptı ki... normalde asla yapmadığı şeyler. Sanki tamamen değişmiş gibiydi Shiv. O kadar ki sanki yıllardan beri orada yaşıyor gibiydi. Babaannemle uzun uzun sohbetler yaptı. Geleneksel kıyafetler giydi. Annemden yemek yapmayı öğrendi. Babaannem ona dua adetlerini öğretti. Orada sanki bambaşka bir Sanchi vardı. Ama Anandi, bu iyi bir şey öyle değil mi? Bilemiyorum Shiv. Davranışlarındaki bu değişim
Sanchi'nin kendinden kaynaklansa iyi bir şey diyebilirdim.